Sanırım yavaş yavaş hazır olsak diye tahmin ediyorum. 10 saniye saydım ben kendi içimden ama biraz da oyalayayım şöyle birkaç saniye daha. Merhabalar efendim. Amerika'dan ben sizlere ulaşıyorum. Ayın 9'unda Salı günü de olduğu gibi itibar ekonomisinin ikinci oturumu için karşınızdayım. Aramızdaki saat farkı vesilesiyle ben de hala biraz böyle iş telaşı. Ama konuklarım da artık biraz eve gelmiş olmanın rahatlığını görüyorum. Ne güzel, şimdi hoş bir sohbet olacak. Hemen konuklarımızı sizlere takdim etmek isterim. İtibar Yönetimi Enstitüsü'nün 5. konferansları kapsamında biz itibar ekonomisini bugün Profesör Doktor Mert Erer, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Enformatiği Bölüm Başkanı'yla sohbet edeceğiz ve konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sayın Nusret Kayhan Apaydın konuklarım arasında bugün Orta Doğu Holding İcra Kurulu üyesi, aynı zamanda grubun inşaat, sağlık ve enerji taraflarından da mesul. Hoş geldiniz Nusret Bey. Hoş bulduk. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Ve Sayın Vehbi Varlık İnoxan Yönetim Kurulu Başkanı da bugün konuklarım arasında. Efendim, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Müsaadenizle şu notu düşerek başlamak isterim ki biz Salı günkü oturumda biraz daha çok değerli konuklarla birlikte itibar ekonomisinin tanımı üzerinde ve daha makro bir bakışla nasıl değerlendirildiğini, günümüze nasıl geldiğini, bizleri nasıl etkilediğini konuşmaya çalıştık. Güzel de hoş da bir yayın oldu. Bu yayın içinde iyi bir zemin oluşturdu diye düşünüyorum. Bugün ise şöyle bir imkan var karşımızda. O yüzden umarım bizi yine çok sayıda kişi izleyecek bugün. Çünkü reel sektörde ve aslında belki de sahada itibar ekonomisi ve itibar yönetimi nasıl uygulanıyor, nasıl sonuçlar elde ediliyor, olursa olmazsa ne gibi ekonomik sonuçlar doğabiliyor. Bunları daha detaylı konuşabileceğiz. Ve aslında belki de yine biraz içeriden, reel sektörden başlayalım istiyorum. Bu yüzden de eğer müsaade ederseniz ben Vehbi Bey'le başlamak istiyorum bugünkü yayına. Bunun da sebebi Vehbi Bey'in tabii hikayesinde, kariyerinde sıfırdan şirket kurma, bir aile şirketi yapısından onu ulusal ve uluslararası boyuta taşıyan bir vizyona sahip olmasından kaynaklanıyor. Belki de kronolojik olarak bizim işimizi kolaylaştırır diye de Vehbi Bey'e bu anlamda sözü vermek istiyorum. Vehbi Bey, itibar ekonomisiyle ilgili olarak öncelikle sizin içinizde ki tanımı alabilir miyim? Herkes biraz kendi bakış açısından, kendi penceresinden tanımlıyor. Bununla başlayalım isterseniz. Siz nasıl tanımlıyorsunuz itibar ekonomisini? İtibar herhalde insanın kurumun, insanın dışarıdan göründüğü, ona verilen değer, saygınlık vesaire gibi toplayabiliriz. Benimle ilgili baştan bir tarafa doğru az önce söylediğiniz gibi almaya çalışırsak itibarı nerede tanıdım? İlk nerede tanıştım? Biz Yugoslavya'da orta halli bir aile olarak göçtük. Buraya göçmen olarak geldik. Çok zor şartlarda bir mahallede küçük bir olalı evde yaşadık, büyüdük ama o mahallede zenginler var, orta halli insanlar var. Belki de o mahallenin en dar gelirli fakir ailesiyiz. Ama büyüyünceye kadar, lise sona kadar o mahallede annemin ve babamın o mahallenin en saygıdeğer, en sevilen, en başvurulan insanlar olmasını çocukluğumdan beri hep izledim. Çünkü herkesle iletişim kuruyorlardı. Herkese yardım ediyorlardı. Sözlerine itibar ediyorlardı. Yani herkesin ilgi odağı değil, yani başvuru kaynağı, toplanma yeri, danışma mekanıydı. Dolayısıyla ben de herhalde bir idol oluştuğunu farkında olmadan, sözüne güvenilir, yanlış yapmayan, dürüst, güvenilir bir görüntüyle büyüdüm. Dolayısıyla küçüklüğümden beri hep çalışarak büyüdüm ve çalıştığım her yerde örnek olmaya,
o işin hakkını layıkıyla vermeye, iyi yapmaya, kaliteli yapmaya, bulunduğum kişilerle iyi ilişkiler kurmaya, yardımlaşmaya, çevreye pozitiflik yaymaya, yardımlaşmaya hep değer verdim. Gördüklerimi yaşadım farkında olmadan belki. Dolayısıyla her bulunduğum ortamda, sınıfta, mahallede başarılı ama sevilen, sayılan hep şey özelliğim buydu. Mahallenin en zayıf, en cılız, en ufak çocuğuydum ama bütün büyük arkadaş abilerle beraber tüm genç yıllarımı yaşadım. Onlar arasında ilişki kurdum. Onlarla oynadım. Futbol maçlarındaki en küçük o öğrenci bendim. Nasıl kurduğumu bilmiyorum. Bilinçaltı belki gördüklerimle kendimi sevdirdim. İyi davrandım, iyi oynadım, iyi okudum sınıfta. Okulda da öyle. Sevilen, görevlerini iyi yapan, öğrenmeyle tabii bunun altında bir şey daha var. Bunu hep söylüyorum. Buyurun. Göçmen olmanın biraz eziklik yaratıyor. İlk geldiğinizde Türkçeniz de çok kırık dökük. Sizi biraz böyle uzak tutuyorlardı. Kendinizi kabul ettirme duygusu sizi gelişmeyi çok zorluyor. İster istemez onlardan, etrafınızdan daha iyi olmak, sizde farklı bir şeylerin olmasını sağlamak istiyorsunuz. O çocuk aklıyla belki. Dolayısıyla herkesten iyi, ne yapıyorsanız başarılı olmak, iyi olmak, reddedilmemek, sevilmek, sayılmak gibi şeyleri hep yaşam boyunca sürdürdüm. Bu tabii gördükçe de hoşumuza gidiyor. Sayılmak, sevilmek, takdir edilmek. Annemin de en büyük özelliği de okuma yazma bilmezdi ama en büyük meziyeti takdir etmekti. O iyi şeylerimizi pozitif olarak onore etmekti. Çevre mahalle, çok güzel mahallede büyümek bir şansımdı. Hani başarılı olmanın getirdiği takdirler, okulda öğretmen takdir ediyor. Aslında iyi olmak sizi bir yerlere götürüyor. İşinizi iyi yapın, doğru olun, dürüst olun. Mümkün olduğunca yanlış yapmayın. Dolayısıyla yani dışarıdan iyi görünüyorsunuz. Size değer veriyorlar, sizi seviyorlar. Dolayısıyla evet. Bu çok arayıp da bulamadığımız bir şey. Sizi hep yaşam boyu motive ediyorum. Peki Vehbi Bey, tabii bu bir başlangıç olarak aslında itibarın sizin genlerinize ve belki de içinde bulunduğunuz o göçmenlik durumunda kendinizi ispat etme ihtiyacının da tetiklediği bir noktaya getirdiğini görüyorum. Bu çok önemli bir şey çünkü bunu daha büyük resme taşırsak eğer sektörel bazda yani iş dünyasına taşırsak şunu herhalde söylemek çok yanlış olmaz. Rekabet çok hırslı, çok ciddi bir rekabet var bugün dünyada her birimizin alanlarında. Dolayısıyla bir farklılık yaratmamız gerekiyor hepimizin. Ürün belli, işte kalitesi belli bir standartta vesaire. Fark yaratabileceğimiz alanlar biraz daha zannediyorum insanların artık duyularına, beklentilerine ve hissiyatlarına yönelik de olmak durumunda oluyor. Katılır mısınız diyeyim? Ve oradan da sözü Nusret Bey'e de vereceğim ki onun tanımı, onun buradaki katkısı ne olur diye merak ediyorum. Buyurun Mehmet Bey. İdealler de sizi bir yere götürüyor. Yani o bahsettiğim küçülük gençlik yıllarından sonra İstanbul'a yetişip bu mutfak sanayini Inoktan markasını oluşturma noktasından itibaren bir hayalim vardı. Türk mutfak ürünlerini ihraç etme. O zamanlar merdiven altı sanayi olan bu sanayi merdiven altı sanayi sektöre dönüştürmek ve ihracat yapan Türk mutfak lezzetinin tanınırlığını da olan o özelliğimizi endüstride de gerçekleştirmek. Bu hayalle yola çıktık. O işte bu hayaller, hedefler, vizyon sizi ister istemez çok özel olmaya, farklı olmaya, kaliteli olmaya, ne derler, etik olmaya o kadar çok şey üstüne mecbur ediyor ki sizi artık o kulvardan çıkamaz hale geliyorsunuz ve sizi o hedefe doğru getiriyor. O yol sizi muhakkak başarıya götürüyor. Dolayısıyla başarılı olunca, kaliteli olunca, etik olunca, dürüst olunca, müşteriye gelen insana gereken değeri verince, müşteri odaklı olunca, çalışan odaklı olunca, dolayısıyla bir itibarlı işletme, itibarlı bir marka, itibar gören, saygı gören, sevilen, sayılan, takdir gören bir marka ve markanın işte yöneticisi oluyorsunuz. Direksiyonda siz varsınız. O markayı istediğiniz yere götürüyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir serüvenle herkes bunları zaten yaşamıştır. Niceleri, binlercesi var.
Vebi Bey, şimdi bunu biraz daha detaylandırıp geleceğim size tekrar ama aynı konuyu bu defa Nusret Bey'le konuşmak istiyorum. Çünkü Nusret Bey de kariyeri boyunca çok önemli yönetici pozisyonlarında bulunmuş. Dolayısıyla kendi tabiri caizse rüştünü bu anlamda da ispat etmiş. Bugün de Orta Doğu Holding İcra Kurulu üyesi, grubun 3 önemli gruplarından enerji, inşaat ve sağlıkta kendisine bağlı olarak görev alıyor. Dolayısıyla şimdi siz bu açıdan baktığınızda, yani kendi kariyerinizi ve bugünkü noktayı düşündüğünüzde, itibar ekonomisi ve itibarın hem içinde yer aldığınız şirketler ve tabii ki onları temsil eden bir yönetici olarak da paylaştığınız itibar algısıyla ilgili bizi birazcık bilgilendirir misiniz? Buyurun. Teşekkür ederim Didem Hanım. Ben müsaade ederseniz konuşmama öncelikle İtibar Enstitüsü'ne ve onun sevgili başkanı Orhan Samas Beyefendi'ye ve ekibine teşekkür ederek başlamak istiyorum. Çünkü 5 yılı aşkın süredir itibar gibi çok önemli ve derinlikli bir kavramı keşfetme, anlama ve hayata tatbik etme yolculuğuna bizi çıkardılar. Ve tüm zor koşullara rağmen de bu yolculuktan hiç vazgeçmediler. O yüzden gerçekten ciddi bir teşekkürü hak ediyorlar. Ben fırsat buldukça bu konferanslar dizisini takip etmeye çalıştım. Ama tabii gün içerisindeki meşguliyetlerimiz, iş hayatı tamamını izlemeye fırsat vermedi. Her ne kadar YouTube'dan daha sonra da bakabilme imkanımız var. Çok değerli paylaşımlar oldu gerçekten. Özellikle itibar yönetimin ve itibar kavramının hayatın çok farklı alanlarına uygulamasını çok değerli katılımcılar bizimle paylaştılar. İşte sanattan siyasete, teknolojiden iletişime, inovasyondan efendim estetiğe kadar bütün o alanlarda itibarın tatbikatını gördük. Ben izin verirseniz biraz itibarın kavram olarak neye tekabül ettiği konusunda görüşlerimi paylaşmak evet. istiyorum. Çünkü eğer bir kavram tam olarak ne olduğu ya da ne olmadığı anlaşılmazsa uygulamasıyla alakadar kalıcılık ve süreklilik noktasında sıkıntılar çıkabiliyor. Tabii ben bir sosyolog ya da bir davranış bilimci değilim. Dolayısıyla bu konudaki söyleyeceklerim bir referans teşkil etmeyecektir. Ama tabii gerek ferdi hayatımızda gerek kurumsal hayatımızda bu kadar iç içe olduğumuz itibar kavramı konusundaki düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Bir de değerli katılımcılar nezdinde de check etmek istiyorum. Acaba bir şey ifade ediyor mu söylediklerim? Evet, yani gerçekten itibar kavramı insanlık tarihi boyunca çok önemli kavramlardan birisi olmuştur. Hatta öyle ki işte bireyler, toplumlar veya devletler itibarlarını kazanmak ya da korumak uğruna savaşmışlar ya da barışmışlar. Yani böylesine önemli bir kavramdan bahsediyoruz aslında. Peki bu kavram nedir? İtibar kelimesinin etimolojisine baktığımızda tabii Arapça kökenli bir kelime olduğunu görüyoruz. Ve Arapça abere mastarından türetilmiş. Abere ise saymak, bir şeyi bir şey kabul etmek, bir şeyi bir şey olarak saymak, saygı göstermek gibi anlamlara tekabül ediyor. İtibar kelimesinin Türkçemizdeki karşılığını en yakın kelime olarak saygınlık olarak ifade edebiliriz. Enteresan, saygınlık kelimesi de bakın saymak fiilinden türetilmiş. Yani işte büyüklerimizi saymalıyız derken büyüklerimize saygı göstermeliyiz, onlara itibar göstermeliyiz demek istiyoruz. Buradan hareketle İtibar kavramının söz konusu nesneye, muhataba, ki bu bir birey olabilir, kuruluş olabilir, bir topluluk, marka, şehir ya da ülke olabilir. Etkileşimde olduğu diğer objeler tarafından atfedilen değer ya da kıymet olduğu yargısına varabiliriz zannediyorum. Zaten itibar yönetimi açısından baktığımızda literatürdeki tarifini de işte bir kişi ya da kuruluşun ekosisteminde var olan paydaşları üzerinde oluşturduğu algıların toplamı, onların bir bileşkesi olduğunu görüyoruz. Yani itibar, bizlerin söylemlerimiz, eylemlerimiz, duruşumuz,
hadiseler karşısındaki aksiyon ve reaksiyonlarımızla etkileşimde bulunduğumuz tüm paydaşlarımız üzerinde bıraktığımız etki ve bunun neticesinde onların bize atfettiği değer olarak zannediyorum tanımlayabiliriz. Burada bir başka analizim de paylaşmak istiyorum. Kanaatimce itibar kavramı olmak ya da olmamak türünden bir kavram. Yani itibarınız ya vardır ya da yoktur Didem Hanım. Bunun ortası olabileceğini düşünmüyorum. Yani az itibarlı olmak diye bir şey zannediyorum çok doğru bir yargı olmuyor. Yani bu az dürüst olmak, az güvenilir olmak gibi bir şey sanki. Ancak itibarınız varsa, yani itibarlı olarak addediliyorsanız, çok itibarlı, daha çok itibarlı, çok çok daha itibarlı gibi derecelendirme yapmak zannediyorum mümkün olabilir. Peki itibar nasıl kazanılır? İtibarı kazanmanın yolları nelerdir? Aslında biraz önce Vehbi Bey bunun çok güzel tanımını yaptı kendi hayatından örneklerle. İtibarı kazanmaya giden yol aslında son derece düz ve bir o kadar da yalındır. Ancak çok uzun, hatta sonsuz uzunlukta ve engebelerle dolu bir yoldur. Zor olanı da zaten o yolda kalabilmek, o yolun dışına çıkmamaktır. Düz ve yalındır dedik çünkü itibarı elde etmenin en kestirme yolu iyi olabilmektir, iyi olmaktır. Biraz önce Vehbi Bey çok vurguladı bu iyi kavramını dikkat ettiyseniz. Yani iyi insan, iyi birey, iyi vatandaş, iyi kurum, iyi kurumsal vatandaş, iyi toplum, iyi marka olmaktır. İtibara giden en kestirme yol bu aslında. Bir başka deyişle bizi iyi yapan değerler nelerse, ki onlar çok evrensel değerlerdir malumunuz. Dürüstlük, güvenilirlik, şeffaflık, empati sahibi olmak, topluma katkı, efendim insana, evrene, yaşama saygı, yenilikçilik, bilimsel düşünceye bağlılık, etik ilkelere ve yasalara uyum gibi, yani bütün bu değerler itibar yolculuğumuzda aslında bizler için birer yol gösterici ve pusula görevi görüyorlar. O açıdan gerek birey gerekse toplum olarak yani bizlerin sahip olduğumuz değerlerin ne olduğu çok önemli. Ve bunları ne ölçüde içselleştirdiğimiz çok önemli. Çünkü itibar üzerimize giyebileceğimiz ve çıkarabileceğimiz bir elbise, bir kıyafet değil. O adeta cildimiz gibi. Onunla bütünleşmek zorunda olduğumuz, onunla yaşamak zorunda olduğumuz bir değer. Zor olan da itibarı korumak dedik. Çok çok zor. Çünkü itibar hani bir takım yetenekler gibi bize doğuştan bahşedilen değerler değil. Örneğin çok güzel sesiniz olabilir, harikulade müzik kulağınız olabilir, çok güzel enstrüman çalabilirsiniz, çok güzel dans edebilirsiniz ve bunlar yaşam boyu size eşlik ederler. Ama itibar öyle değil. İtibar iradi olarak sizin yaşam boyu kazanabileceğiniz ve her anda kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunuz bir kavram. Burada iletişim üstadı sevgili Ali Saydam'ın tabiri çok dikkatimi çekti. Bu konferanslar sırasında dile getirdiler. İtibar telgraf tellerindeki kuşlar misalidir dedi. Yani gerçekten en küçük sallantıda o kuşlar uçuverirler. İtibar da öyle. Ben itibar kazanmayı biraz da Didem Hanım çiçek yetiştirmeye benzetiyorum. Malumunuz bir çiçeğin hayat bulabilmesi için önce tohumunu uygun nitelikte bir toprağa ekmeniz gerekiyor. Sonra tam zamanda ve yeteri miktarınca sulamanız, ışığını güzelce almasını sağlamanız, işte ilacını, gübresini vermeniz ve hatta ona sevgiyle, şefkatle muamele etmeniz gerekiyor. Ve bunların tamamını ve sürekli yapıyor olmanız halinde ancak o çiçek hayata tutunabiliyor. Ancak bunlardan herhangi birisini ihmal ettiğinizde ya da atlamanız halinde çiçek solacak ve yaşamını kaybedecektir. Bilirsiniz ki solan bir çiçeği tekrar hayata döndürmek son derece zordur. İşte öyle de itibarı kazanmamızı sağlayacak değerlerimizi biz de gerek birey olarak, gerek kurumlar olarak, toplum olarak, ülke olarak, devlet olarak her an sürekli ve her koşulda muhafaza etmemiz halinde ancak itibarımızı sürdürebiliriz. Ama bunlardan herhangi birisini ihmal ya da ihlal ettiğimiz takdirde sıfır çarpan etkisi yapar ve itibarımızı kaybetmemize yol açabilir. O yüzden
Buyurun lütfen cümlenizi tamamlayın. Ben tamamlıyorum. O yüzden yani itibarımızı gerek fert planında, gerekse kurumsal planında, gerek ülke planında yaşam boyu üzerine titrememiz gereken bir değer olarak görmek mecburiyetindeyiz sanırım. İdem Hanım. Peki, şimdi ilk bölüm benim tahminimden birazcık daha fazla, daha yine itibarın ve bu çok da faydalı oldu. Ama daha soyut, daha nasıl algıladığımızla ilgili geçti. O yüzden ben benzer bir hakkı Sayın Hocam Mert Erer'e de, Profesör Doktor Mert Erer'e de vermek istiyorum. Efendim itibar sizin için ne anlama geliyor? Ben de bir akademisyen çocuğuyum. Nurlar içinde yatsın. Babacığım Profesör Doktor Cüdi Tüncel Gürsoy'un da hayattaki en büyük emeli evlatlarına saygınlık, itibar, dürüstlük olgularını öğretmek ve bırakmaktı. Biz de onu devraldık. Aynı şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar hayatımızdaki en büyük şeyimiz bu. Ama akademisyenlik bilhassa üniversite çok kutsal, çok önemli, hem bilim yuvası hem de nesillerin bir nevi Nusret Bey'in o çiçek metaforundan da yola çıkacak olursak, o çiçekleri işte siz belki de üniversitede yetiştiriyorsunuz, suluyorsunuz ve büyümelerine, çoğalmalarına sebep oluyorsunuz. İtibar akademik dünya açısından ne ifade ediyor da sizden alalım hocam, buyurun. Yani itibar tabii akademisyenler için en önemli şey çünkü bir sürü öğrencinin önüne çıkıyoruz. Bir sürü bizi dinleyen kişi oluyor. Bu derslerde oluyor, konferanslarda oluyor. Ve söylediğiniz söze aslında güvenilmesi gerekiyor. Bu söylediğiniz sözün doğru olduğunun algısının yaratılması, karşı tarafta söylediğiniz söze güvenilir olduğu algısının yaratılması. Nusret Bey'in söylediği gibi yani hitap ettiğiniz kişilerde bu şirketlerde paydaşlar olabiliyor. Bizde bizi dinleyenler oluyor. Onlar da bize güvenme algısının oluşması gerekiyor. Bunu yapabilmek için de işte çok çalışıp doğru davranışlarda, etik davranışlarda bulunmamız gerekiyor. Akademik açıdan baktığınız zaman buna uygun yayınlar yapmamız, yüksek kaliteli yayınlar yapmamız gerekiyor. Ve bu şekilde aslında bizi dinleyenlerin bize karşı bakışlarını güvenilir hale çevirmemiz gerekiyor. Aslında Nusret Bey'in de tam yaptığı tanım. Yani biraz da bizim paydaşlarımızı şahıs olarak, akademisyen olarak paydaşlarımızın algılarının bize pozitif olarak dönmesini sağlayacak işleri yapmamız gerekiyor. İşte bunlar da dediğim gibi etik davranışlar, sosyal sorumlu davranışlar ve araştırma, işte ülkeye bir katkı sağlama, yetiştirdiğimiz öğrencilere bir katkı sağlama, fayda sağlamayla oluyor ancak. O yüzden bizim açımızdan da çok önemli çünkü ülkeyi ileriye götürecek olan, dünyayı ileriye götürecek olan sonuçta bilim. Ve bu bilim insanlarının itibarı, bu bilim insanlarına olan güvenin arttırılması da çok çok önemli bir konu. Özellikle bu COVID zamanında da gördünüz, hani özellikle bu sefer tıp alanında evet, en önemli konu ve dünyayı ileri götürecek olan konu bu olduğu için bizim açımızdan itibar çok önemli, çok dikkat ediyoruz bu konuda. Hatta bizimle ilgili böyle sıkıntılı bir şeyler olduğu zaman direkt hani nereden kaynaklandı bu? Nasıl bunun kökünü şey yapabiliriz, ortadan kaldırabiliriz bu sıkıntıyı diye çok düşünüyoruz ve uğraşıyoruz. Nusret Bey'in dediği gibi hani kazanılması çok zor. Çok uğraş veriyorsunuz belirli bir yere gelmek için, itibarınızı arttırmak için. Ama belki ufacık bir hatada, her insan da hata yapabiliyor ama akademisyen olarak daha da göz önündesiniz. Ufacık bir hatada da bunu kaybedebiliyorsunuz. O yüzden çok dikkatli davranmamız gerekiyor. En ufak bir böyle sıkıntı olabileceği zaman oraya müdahale etmeye çalışıyoruz. Bizim itibar yolculuğumuz bu şekilde. Elbette kurumlar nezdinde de akademisyenlerin birey olarak zaten her birinin itibar konusunda hem donanımlı hem de bu konuyu içselleştirmiş olmaları gerektiğini zaten bir given, yani bu bir kabul olarak almak zorundayız ama kurumlar açısından da baktığımız zaman yanlış mı düşünüyorum? Beni düzeltin eğer yanlışsa Sayın Hocam. Sonuçta mesela bir üniversitenin talep görmesi
Neye bağlı? Sanki daha kolay ölçülebilir bir şeymiş gibi geliyor bana. Yanılıyor muyum? Yani A üniversitesi, B üniversitesi bir tercih yapılıyor ve sonuçta belli kriterler o üniversiteleri oralara getirmiş veya götürüyor, yola çıkmış yeni üniversiteler olabilir bunlar ama temeller oturtulmuş, belli değerler iyi lanse ediliyor, iyi anlatılıyor dışarıya. Bütün bunlar o kurumların da oluşumu ve hayatlarının itibarlı kurumlar olarak devam etmesinde ne kadar rol oynuyor sizce? Böyle bir düşündünüz mü bunu bu son zamanlarda? Çok çok düşündüm ve çok güzel bir dertli olduğumuz noktaya aslında parmak bastınız. Özellikle bir devlet üniversitesi olarak bundan önce de bir 3,5 seneye yakın bir dekan yardımcılığı sürecim var benim. Orada bunu sayın dekanımızla da çok konuştuk. Hani itibar filandan önce ilk sorduğunuz soru hani öğrenciler niye tercih ediyor, itibar neye göre değişiyor filan. Şimdi bu aslında burada hep itibarı filan konuşuyoruz ama bizim ülkemiz özelinde baktığınız zaman öğrenciler üniversiteye bir üniversite sınavı diye bir şeyle giriyor ve burada genellikle maalesef yani çok detayına da burada girmeyeyim, konumuz değil ama bizde okulların başarısı genellikle üniversite sınavında alınan puanla, yani geçen sene taban puanı kaçmış o üniversitenin, ona bakılarak bu üniversite daha itibarlı, daha iyi diye bir sınıflandırma yapılıyor. Bu biraz üzücü çünkü tam itibarı ya da kurumun ne kadar başarılı olduğunu göstermiyor. Şimdi yurt dışında yani bazı ülkelerde yine var tabii üniversite sınavı gibi şeyler ama işte Almanya, Amerika gibi yerlerde merkezi bir sistem olmadığı için o zaman kurumların itibarı aynı zamanda onların tercih edilme niteliğini de belirliyor. Yani oralarda kurumun itibarı çok yüksekse daha iyi öğrenciler orayı tercih ediyorlar. Evet. Ama bizde üniversite sınavı sistemi nedeniyle böyle bir şey yok. Ama kurumun itibarı da tabii ki çok önemli üniversiteler açısından. Yani bir tekrar akademisyenlerin olduğu gibi üniversite bir açıklama yaptığı zaman bunun ciddiye alınma derecesi açısından üniversitenin itibarı çok önemli. Bir diğer konu da dediğim gibi bu ülke, dünya bilimle ileriye gidecek. O zaman burada en önemli şey de akademisyenleri toplayan üniversitelere düşüyor. Ve üniversitelerin itibarı iyi olmalı ki iyi akademisyenleri bir araya toplasınlar. İyi akademisyenler bir araya geldiği zaman da bilimi daha ileriye götürsünler, daha yüksek bir fayda ortaya çıkarsınlar. Aslında bu aynı şey işletmeler için de geçerli. Buradaki konferansta da konuşuldu. Yani yüksek itibarlı şirketler daha yüksek kaliteli çalışanları cezbediyor ister istemez. Aynısı bizim üniversitelerimizde, üniversiteler için de geçerli. Yani itibarınız ne kadar yüksekse, bunu itibarı ne kadar çok koruyorsanız daha yüksek kaliteli kişileri cezbedebiliyorsunuz. Onlar bir araya geldiği zaman da itibarınız katlanarak büyümeye başlıyor. Kesinlikle öyle. Bir de hocam zannediyorum yani hakikaten hani en alttan en yukarıya doğru düşündüğümüz zaman bu piramidi ülkemizin itibarının artması ve çoğalarak büyümesi içinde aslında eğitim sistemimizin ve bu sistem içerisindeki değerli eğitim kuruluşlarımızın da kalitelerinin sürekli en ön planda bence düşünülmesi ve bunlar nasıl daha iyi yapılabilir diye kafa yorulması gerekiyor. Çünkü biz de artık yurt dışından da öğrenci çekmeye başlıyor olmalıyız. Bir Amerika'da dünya kadar üniversite var. Birçoğu yani yanına bile yaklaşmanıza gerek yok. İşte açılmış. Ama burada bir seçme ve seçilme hakkı var. Sistemin getirdiği bir sınav haricinde. Bu buraya uygundur, bize değildir onu bilemem. O benim zaten şeyim değil ama düşünülmesi gereken bir konu ve itibar noktasında da bence değinmek iyi oldu buna. Teşekkür ediyorum. Şimdi sizinle biraz sonra asıl finansal raporlama konusuna gireceğiz zaten. Efendim bu bölümü böyle tamamlamış olalım, bu ilk yarım saatlik dilimi. Biz burada 3 kişi, bir de beni katarsanız tabii 4 en çok belki de çenebaz olan içinizde benim. Bir saati aşabiliriz, endişelenmeyin yani. Ben onu ayarladım, ben de. Ama ben tekrar Vehbi Bey'e dönmek istiyorum şimdi. Vehbi Bey, sizin hikayeniz gerçekten hem çok ilham verici bir hikaye, hem de aslında içinden çok dersler çıkarmamız gereken bir hikaye. Şu
şirketleşme konusuna gelelim mi? Yani bize bahsettiğiniz itibar olgusunun yerleşmesi ve bunun sizin başarı hikayenizde ne kadar etkili olduğunu öğrendik. Onu bir kenara koyalım. Ama iş ticarete geldiği zaman bazı şeyleri daha somut değerlendiriyor ve belki de buna göre bir planlama yapıyor olmamız lazım. Yani her şeyi de ben iyiyim, çalışanlarım iyi, işte biz insanlara saygı gösteriyoruz, saygı duyuyoruz. Bu ticari noktada çok da yeterli kalmıyor olabilir. Ne tür planlamalar yapılması gerekiyor? Siz neler yaptınız ki bugün o küçücük ve özür dilerim ama burada notlarıma bakacağım. Küçük ölçekli bir atölye 1980 yılında kurdunuz. Bugün 20 bin metrekare kapalı alanda üretim yapıyor. Inoxan, endüstriyel mutfak üretiyorsunuz. Ne uyguluyorsunuz o standardı, o kaliteyi, dolayısıyla itibar dönüşünü korumak için şirketlerinizde? Buyurun. Birincisi, işe başladığımızda o yıllarda bizden önde olan firmaları çok iyi gözledik. Biz onlardan iyi olmak zorundaydık. Çünkü idealimiz var. Yurt dışına ilk ihracat yapan firma olmak, Türk ürünlerini yurt dışına ihraç etmek. Bu heyecanlı milli duyguyla onlardan iyi olmak için her şeyi yapmalıyız. Onların iyilerini, özelliklerini inceledik. Bunun dışında 1980 yıllarında daha ben samimiyetle söyleyeyim, Bursa'da üniversiteyle hiç kimsenin ilişkisi yoktu. Ben adım gibi biliyorum. Biz üniversite hocalarıyla temas halindeydik. Onları ilk danışmanlık veren firma, küçücük firmayız. Onlar benim bıyık altından gülüyorlardı. Bunlar bizi çağırıyorlar da ne istiyorlar? Kurumsallaşmayı merak ediyorduk. Biz hedefimiz büyük. Atölyeden öte daha büyük işletmelere doğru yola çıkacağız. Ama erken kalkan yol alır misali. İstanbul'dan danışmanlık şirketleriyle temas kurdum. O zamanlar ismi aklımda sadece Güney Çavuşoğlu diye muhterem bir firmanın sahibi. İstanbul'da bize geldikleri zaman şaşırdı. O zannediyor ki büyük firmaya geliyorlar, çağırıyorlar danışmanlığa. Biz böyle gencecik demir doğrama bir ofisin içinde onlara beklentilerimizi, hayallerimizi anlattık. Dinam Hanım, bizim Behri Bey'e bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Buyurun. Yani böyle küçük bir işletme ve genç müteşebbisler iken böyle büyük hedefleri, idealleri koyduran motivasyon neydi acaba? Yani onu çok merak ediyorum ben. Birincisi her şey ithal ediliyordu orada o zamanlar. Bunu yerlileştirmek birincisi, ithalatı azaltmak ama şeye takmıştı kafayı. O Türk mutfağı ünlü ya. Neden mutfak, biz de mutfak yapıyoruz. Bu niye ünlü olmaz? Biz bunu ünlü yapacağız diye böyle Türk mutfak lezzetiyle özdeşleştirdik. O ünlüyse bunu da arkasına ekleyeceğiz. Ekipmanlarıyla, şefleriyle bir takım olacağız gibi bir hayaldi. Bir de ilkleri yapmak ve yaşam boyunca bizim sektör için söylüyorum, hep ilkleri yapmaya çalıştık. Türkiye'de üretilmeyen yenilikleri, yeni ürünleri, kalite vesaire neyse, ihracat ilk, ilk mağaza, ilk market Türkiye'de gibi gibi. Dolayısıyla böyle hep ilkler bizi, yenilikler çok bizi motive etti, heyecanlandırdı ama işte o Türk milli duygusu da çok önemliydi. Hatta döner ocağı için çok kafayı takmıştık. İlk ihracatı yaptığımızda onun bir bayrak gibi gördüm. Onu her gördüğüm yerde Türk bayrağı dalgalanıyor duygusuna kapılırdım. Onu her yerde görmek istiyordum gittiğim yerlerde. Böyle duygularla. Dolayısıyla o Güney Bey ile işte Uluslararası Uludağ Üniversitesi İstanbul'daki danışmanlık kurulu, Rota danışmanlık firmasıyla çalıştık, kitaplar yaptık ama firma küçük. Organizasyonun içi zamanla doldu. Yok genel müdür olacak işte yardımcıları, ekipler vesaire. O zaman işi biz yürütüyoruz. Yeni mühendisler katılıyor aramıza. Atölyeden biraz daha büyük atölyeye, biraz daha fabrikaya dönüştük. Yani iyi olmayı, kurumsal olmayı çok erken yola çıkarak hedefledik. İyi örnekleri, bütün büyük işletmelerin sahiplerinin, rahmetlerin yaşayanların kitaplarını okuduk. Onların doğrularını öğrenmeye, uygulamaya gayret ettik. Bizi iyi oldukça daha motive. Merdivenleri basamak basamak çıkmak gibi bir duygu. Yani her çıktıkça basamaktan etrafı görmek daha güzelleşmeye başladı.
Ve Türkiye'de yeni güzel şeyler yapınca bir genç olmamız tabii motive ediyordu bizi. Herkes bize hoş diyor. Hadi evladım siz başardınız. Devam var. Gaz verildi sağ olsunlar bütün bize iş veren insanlar. O bizi daha da coştururdu. Hizmet etmek, birilerini mutlu etmek, işlerini güzel yapmak, Türkiye'nin karış karış her yerini gezip her yerine hizmet ulaştırmak inanılmaz bir motivasyon duygusuydu. O zamanlar hep İstanbul'a gelirmiş bir şeyler satın almayı. Biz Türkiye'nin her yerine giderek, her yerlerine mağaza açarak, hizmeti ayağa götürerek. Yani şimdi herkes bunları yaptı ama o yıllar için önemli şeylerdi bunlar. Dediğim gibi örnek işletmeler yaratarak, müşterinin her zaman yanında olarak, sözümüzü tutarak zamanında söz verdiğimiz kalitelerle şartnameye uygunluk vesaire güvenilir bir işletme oldu. Kaliteli bir işletme oldu. İlk Türkiye'nin ilk kalite belgelerini biz aldık. TSD belge, C belgelerini, yani uluslararası standart belgelerini böyle hep ilklerle motive olduk. Müşteriye beklemediği hizmetleri sunduk. Onları mutlu ettik. Takdir gördük. Takdir ettikçe yol aldık. İşte beğenilmek, güzel şeyleri üstümüze artık oturdu o elbise. Bunu taşımak zorlaştı. Hani dağa tırmanmak gibi. Oradan çıktık çıktık ama yukarısı çok esintili, çok rüzgarlı, çok kayalıklı. İleriki yıllarda çok zorlaşıyor yukarıda. Örneksiniz, önder olmuşsunuz. Evet. Bu örnek olma duygusu benim en çok sevdiğim tarafıdır. Belli bir yere gelmiş firmaların insanların örnek davranışlar, örnek etik değerleri taşıması lazım. Etrafına örnek olmak sorumluluğumuz var. İşletmedeki çalışanlar herkes ama kolay bir iş değil. Ne kadar yapıyoruz? Elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Tabii eksiklerimiz var. Zaman hatalarımız oluyor. Evet. Sorumluluk dediniz, elimizden geldiği kadar yapıyoruz dediniz. 20 bin metrekare kapalı alana geldik dediniz. Bu çok daha büyük kapalı alanlarda işletmeler var elbette. Yani bunu çok hani var, çok, özel çok. Olarak söyleyeyim. Bunu bir aile şirketi olmaktan taşıdığınız noktaya ve oraya gelirken neler yaptığınızı daha iyi anlayabilmek ve bunları da izleyenlere daha iyi aktarabilmek için soruyorum. 5 kıtaya ihracat yapıyorsunuz siz bugün. Evet. Notlar öyle diyor. Ve araştırma ve geliştirme ki bu önceki oturumlarda da Ar-Ge harcamaları ve ödeneği evet. Şirketlerin ne kadar önemli bunun altı çizildi. Haksız mıyım? Diğer evet, konuklarım evet. Herhalde buna katılacaktır. Önemli bir parçasını ayırıyorsunuz anladığım kadarıyla. Aynen. Biraz o detaylara girelim mi? Bakın Ar-Ge dediniz hemen aklıma geldi. İlk ikinci işletmemiz değil. Biraz daha 500 metrekareye çıkmıştık. Bodrum katı bir atölye. Ama atölyenin karşı sokağında yine Bodrum bir oda gibi bir yerde Ar-Ge yazmıştık oraya. Orada bir mühendis çalıştırıyorduk ekibiyle beraber. O mühendisimiz şimdi teknik üniversitede profesör arkadaşımız. Ama inan o yıllarda 1980'li yıllarda tabelaya Ar-Ge yazmışız biz. Yok Ar-Ge'yi bilen yok o yıllarda. Ve orada mühendis çalıştırıyoruz. Zaten hepimiz 5-6 kişiyiz. Ayrı bir departman. Reklam halkla ilişkilere önem verdik. Yıllarca o yıllarda yok böyle bir şey. Reklam halkla ilişkileri konuşan insanlar yok. İlk yapmanın inanmanın faydaları hep o zamanlar bile ciromuzun %2 civarında Ar-Ge'ye %1,5-2 civarında reklam halk ilişkileri ayırıyordu. O yıllarda bu rakamları bilen yoktu o yıl. Şimdi artık her şeyi herkes biliyor. O yıllar çok büyük heyecandı. Bu inançlar. Uygulayan var, uygulamayan var. Covid krizi çıkıyor. İlk kestikleri şey reklam harcamaları evet. Oluyor. Evet, PR evet. Oluyor. Evet. Hala bu konuda masraf bölümü gibi görülen ve o algıya sahip olan birçok işletme var dünyanın her yerinde. O yüzden bunu bilmek ve bunu muhafaza edebilmek yıllar içerisinde önemli bir şey. Aile şirketi olmaktan uluslararası boyutta bir noktaya çıkmanın getirdiği yükler ve itibar anlamında sizi zorlayan herhangi bir şey oldu mu? Çünkü Türkiye'de lokal çalıştığınız zaman herkes birbirini iyi kötü tanıyor da Türkler olarak yurt dışında iş yapmaya çalıştığınız zaman her şeyden önce kültürel, hukuki, kanuni bir sürü farklılıklar var. Bir de onlarla uğraşmak zorundasınız. Dolayısıyla aynen. ne tür sıkıntılar oldu, oldu mu? Bunlarla nasıl baş ettiniz itibar açısından? Buyurun. Şimdi önce yurt içinde o yıllarda Bursa'dan kalkıp Türkiye'nin her yerine gidiyorsunuz. Bir yatırımın
güvencesini bize sipariş etmelerini istiyoruz. Avans vermelerini istiyoruz. Size nasıl güvenecekler? İşte o güveni o ilişkide verebildik herhalde. Hatta malzemeyi almaya gittiğim yerlerde tanımadığım insanlar az bir şey istediğim zaman bile kamyonla götür diyen insanlarla karşılaştık. O insan sarrafı dediğimiz insanlar, güven duyan insanlar. İşte yeri inşaata gittiğim bir müteahhit, o yıllarda hiç unutmam. İşte ne bileyim avans istiyoruz hani 1-2 milyon o günün parasıyla, adam 20 milyon parayı peşin verip bizi vurdu, ağzımız açık şaşkınlıkla izliyoruz. İşte onunla karşılıklı o görüşmede ne oluyorsa o güven bir şey oldu herhalde. O peşin verip o riski göze alan insanlar gördük. Bizi onurlandıran, bizi motive eden çok insanla karşılaştık. Yani Allah razı olsun onlardan, ama ne oldu da onlar bize güvenler bilemiyorum. İşte o sohbette, konuşmada teknik bilgimize, işte işi bildiğimiz, sözümüze tutabileceğimiz, onların da bir tecrübesi var. Bunlar bizi hep daha iyi olmak zorunda bıraktı bizi. Bu güvenli insanları mahcup etmemek, daha da mutlu etmeye itti bizi. Yurt dışında ikimizin yapmışlardır zaten Vehbi Bey. İşte aslında şimdi yavaş yavaş hem Nusret Bey'in hem Mert Bey'in bu konudaki katkılarını da göreceğiz ve bu şeyi tamamlıyor olacağız, döngüyü. Çok heyecanla hoşuma gidiyor işin akışı. Umarım sizler de keyif alıyorsunuzdur. Yurt dışında çıktığınız zaman, gittiğinizde herkes önce siz kimsiniz, nesiniz, zaten hani finansal raporlamalarından tutun da Türkiye'deki lokal itibarınız hakkında da çok ciddi bir intelligence, bir bilgi değerleme, toplama vesaireye bakıyorlar. Ve bir de siz karşılarına çıkıp da o sıcaklıkla, o inançla, o duruşunuzla onu yansıttığınız zaman tablo tamamlanmış oluyor gibi. Tabii o bilgilendirme, o işte basın halkla ilişkiler, haberler, reklamlarla bilgilendirmeyi önce başardık. Tabii biz o görüşmediğim insanları önceden bilgilendirmiş olduk. Aynen. Referanslarımızın onlara, etrafa iyi şeyler söylemesine vesile olduk belki. Mesela yurt dışına ilk gittiğimiz yıllarda İnanın Türk olmak bir aşağılanmak gibiydi. O ilk ihracat yıllarında hep böyle bizi bekletirlerdi, eziyet ederlerdi filan, ama yıllarımızı aldı bu iş. Sonra tabii burada devlet ilişkileri çok önemli hale geliyor. İtibarlı bir ülkenin vatandaşı olmak noktasına kadar ulaştık belki yıllar içinde. Ama o zamanlar öyle değildi. Çok defalarca emek verdi, çok çile çektik diyelim belki. Ama tırnakla kazıya kazıya o güven verdi. Bütün Türk insanları, ihracatçılar, sanayiciler, hepsinin başarıları sayesinde. Bu başarılar çoğalınca güven arttı. Ülkeye, Türk sanayicisine güven arttı. Bir iki kişinin meselesi değil. Tüm ihracatçıların ülkeye itibarına büyük katkısı var. Kaliteli firmalar, ihracat yapan firmalar. Teşekkür ediyorum. Vehbi Bey, çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok değerli katkılar bunlar. Nusret Bey, şimdi bunları konuştuk hani. Lokal olmaktan uluslararası olmayı ve o adım adım onları konuştuk, ama bir Türk markasının, siz genel müdürlüğünü yaptınız Vico'nun, ve benim evimdeki prizler de bu arada Vico'ya, en güzelleri onlardı, ne yalan söyleyeyim, biz evi yaparken onlardan seçmiştik. Vico'nun çoğunluk hissesini Panasonic gibi bir şirkete sattınız ve o süreçte siz bildiğin satış sürecinin içindeydiniz, yönetenlerdeydiniz. Bu işte o itibarın ve biraz önce bahsettiğimiz bütün alt detaylarıyla zannediyorum bir bütün olarak birilerinin dikkatini çekmesi. Ben daha fazla uzat. Ben çok merak ediyorum. O Vico'nun çoğunluk hissesi satışında itibar ve itibar yönetimi noktasının nasıl etkilediğini bilhassa bilmek istiyorum. Çok umurumda değil aslında. Hani fiyat şuydu, işte başka rakip firmalar daha pahalıydı veya onlar tabii ki önemli, ama neden sizin seçildiğine, neden Vico olduğunun altında itibar cephesinde neler yatıyordu sizin kanaatinizce, onları duyalım lütfen. Buyurun. Evet. Vico'nun Panasonic'e öncelikle tabii %90 hissesi, daha sonra da anlaşma gereği %100 hissesi satılmış oldu. Ve başlı başına bir... O son %10'luk opsiyon? 3 yıl sonra idi zaten. İlk %90 hisse satıldıktan 3 yıl sonra geri kalan %10 satılmış oldu. Bu gerçekten Türk sanayisinde
bir stratejik satın alma başarı öyküsüdür. Ve tabii o zaman medyaya da yansıdığı için paylaşmakta bir mahsur yok. 567 milyon dolar gibi bir kıymet üzerinden hisseler el değiştirdi. Tabii Vicko da sonuçta bir aile şirketi olarak 1980 yılında kurulmuş bir şirket. Aslında bir küçük atölyeden, tabii 1966 yılında aslında Victor Cohen tarafından kurulmuş bir ve sadece grup priz üreten bir atölyeden, daha sonra işte iki Türk müteşebbisin devralmasıyla 1980 yılından itibaren bir kurumsal büyüme yolculuğuna çıkmış ve işin başından itibaren aynı Inox'tan örneğinde olduğu gibi çok büyük idealler konulmuş. Yani hedef hep büyük tutulmuş ve kurumsallaşma ön planda olmuş. İşte kalite yönetim sistemleri baştan itibaren dikkate alınmış, kurulmuş. Ve sosyal sorumluluk projeleri çok ciddi bir şekilde ele alınmış ve yapılmış idi. Tabi buna belli bir yerden sonra 8 yıl boyunca ben de katkı sağladım ekibimle birlikte. Bir diğer husus, Ar-Ge odaklı ve inovasyon odaklı bir kuruluş idi. Çünkü neticede tabii üretilen tek ürün anahtar priz değil. Onun yanında işte bina otomasyon sistemleri, efendime söyleyeyim şalt ürünleri gibi diğer ürünler de var. Akıllı elektrikli sayaçlar vesaire falan gibi ürünler de var ama neticede bir Türk markası olarak çıkıyorsunuz ve dünyanın en büyük firmaları, ki bunun arasında işte Schneider Electric, Siemens, Honeywell gibi firmalar, 8 tane büyük firma yarışa girdiler Vicko'yu alabilmek için ve Panasonic firması aldı. Tabii Panasonic'in stratejik planlamasıyla da çok uyum içerisindeydi ama orada çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Yani netice itibarıyla oranın aslında asetlerinin toplamı toplasanız herhalde 200-250 milyon dolar etmez. Ama bakın iki katından fazla, hatta çarpan olarak 14 çarpana satıldı. Evet. 14 EBITDA'ya satıldı ve şirketin yıllık cirosunun da 3 katından daha fazla bir değere satıldı. Orada markanın itibarı gerek lokal markette gerekse çevre ülkelerdeki pazarlarda markanın itibarının yüksek olması çok büyük önem taşıdı. Biraz önce Vehbi Bey de dile getirdiler. Yani biz bunu çok farkında değiliz belki ama Made in Turkey olmak, tabii geçmişte zaten hiç kıymet harbiyesi yoktu. Yani Made in China olmak falan gibi bir şeydi. Fakat biz Vicko ve Panasonic döneminde 70'ten fazla ülke ihracat yapıyor idik. Bunların içerisinde tabii Alman ya da Avrupa tipinde elektrik prizleri kullanan ülkeler bunlar. Pek çoğu Made in Turkey olmasını, yani tabii Avrupa ülkelerini biraz hariç tutacak olacak, Batı Avrupa ülkelerini, inanın tercih ediyorlardı. Dolayısıyla artık Made in Turkey olmak, bakın bu bir itibar konusu, itibar şeyi. Bizim çok güzel markalarımız da olmaya başladı. İşte bir Beko'yu mesela bunların arasında sayabiliriz, bir Vitra'yı bunların arasında sayabiliriz, bir işte Inoxan örneğini sayabiliriz. Inoxan'la alakadar 90'lı yıllarda Vefe Bey hatırlayacaktır. Ben o zaman TUSAŞ Engine Industries, F-16 projesi, F-16 motorları projesinde çalışıyordum. Ve F-16 uçak motorunun en zor parçalarından birisinin kalıbının yapılması gerekti. Ve Türkiye'de o zaman 90'lı yılların başında Inoxan firması onu yapmayı becermişti. Hatırlar mısınız Vefe Bey? Evet, evet. Yani teşekkür ederim, hatırlattınız. Sağ olun. Bunlar tabii hep, bakın ta o zaman yani F-16 uçak motorlarına parça üretebilecek bir kıvama gelmiş bir markadan, bir kuruluştan bahsediyoruz. Bunlar tabii itibar yolculuğunda gerçekten çok önemli örnekler. Didem Hanım, ben biraz da böyle genel bir izin verirseniz kuruluşlar açısından bakıldığında itibar ne anlama geliyor konusuna girmek istiyorum. Kuruluşlar açısından ve aslında Vehbi Bey'e sorduğum açılımı sizden de rica edecektim. Neler yap? Şimdi itibar kavramı bununla büyüdük zaten. Hepimiz ondan bahsettik. O biraz içselleştirdiğimiz Türk aile yapısından, görgüsünden de gelen bir kavram var zaten. Ama artık günümüzde giderek
rakamsallaştırmak zorunda olduğumuz, daha stratejik yaklaşıp bunu inşa etmek için kurumlarda çaba göstermemiz ve çeşitli uygulamalara artık yer vermemiz gerektiği bir noktadayız. Bu itibarla size sözü bırakayım. Neler yapılıyor, neler yapılmalı kurumlar açısından itibar toplamında diye sorayım. Evet. Tabii her kurumun mutlaka itibar hedefine ulaşmak için varacağı farklı yollar olabilir. Ama bugün kuruluşların en önemli sermayesinin itibar olduğu artık kabul ediliyor. Malumunuz bilançoda işte varlıklar var. O varlıkların arasında görünmediği halde çok kıymetli olan şeyler olduğu söylenir. İşte insan kaynakları bunların bir tanesi. Bir diğeri de belki en az on kadar daha da önemlisi işte itibar. Zaten biraz önce Panasonic'in alımında ki o şerefiye payını sağlayan şey de zaten itibardı. Tabii geçmişte şirketlerin en büyük olma hedefleri vardı. Bugün ise en beğenilen olmak artık önem kazandı. Çünkü en büyük olmak biraz şirketlerin dününe işaret ediyor. Ancak en beğenilen olmak ise geleceğini güvenceye alan bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Ve tüm paydaşlar tarafından bir kuruluşun, bir markanın beğenilmesinin temelinde ise işte o kurumsal itibar yatıyor. Artık ciro büyüklükleri, karlar gibi finansal göstergeler tek başına itibar kanaati oluşturmakta yeterli değil. Paydaşlar tüm kurumsal performanslara bakıyorlar ve duyarlılıklarına bakıyorlar şirketlere. Bunları sorguluyorlar. Yani iyi bir kurumsal vatandaş olup olmadığına bakıyorlar kuruluşların. Dolayısıyla ürün ve hizmet kalitelerinin yanında yönetim kalitesi çok önemli. Çalışanlara, tüketicilere, topluma karşı sorumlulukları çok önemli kuruluşların. İşte ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımına karşı tutumları, çevreye karşı duyarlılıkları, dünyadaki yoksulluğa, salgın hastalıklara ki şu anda çok yaşıyoruz, bunu canlı yaşıyoruz. Çocuklara, diğer tüm canlılara bakışları, işte etik ilkeler, yasa uyumları gibi bütün bu değerler sürekli mercek altında ve bu değerleri nasıl hayata geçirdikleri paydaşlar tarafından nasıl algılanıyor? İşte bunlar kuruluşun itibarını oluşturuyor. Ya bu arada şunu da belirtmeliyiz ki bir kuruluşun itibarı o kuruluşta çalışan herkesin işi, herkesin sorumluluğu. Sadece yönetim kademesindeki liderlerin değil. Çünkü biz çoğu zaman ilk izlenimimizi, yani first impression dediğimiz o önemli şeyi, ya telefonda bize hitap eden santral görevlisinin ya da girişte bizi karşılayan danışma görevlisinin tavırlarıyla oluşturuyoruz, değil mi? Ya da aynı şekilde kuruluşta çalışan herkes, örneğin satış temsilcileri, pazarlama çalışanları ya da bayiler, her an o kurum üzerinde, kurum hakkında diğer paydaşların görüşlerini olumlu ya da olumsuz yönde etkiliyorlar. İşte bu nedenle aslında kuruluşun itibarını koruyabilmesi için o itibarı oluşturan değerleri tepeden tırnağa bütün çalışanlar tarafından sahiplenmesini sağlamamız ve içselleştirmesini sağlamamız gerekiyor. Yani itibar konusu böylesine kritik bir konu. Peki bunlar çeşitli eğitimler, mesela son bir soru, kısaca cevap rica edeceğim ama saydığınız her şey sosyal sorumluluk projeleri, mesela dikkatimi çeken bir başlık, bunu çekip çıkarmak isterim. Son derece önemli. Markayı diğer rakiplerine oranla daha fazla ön plana çıkarmak, madem itibar kavramı insanların duyularına ve hislerine daha çok hitap eden bir noktaya geldi, herkes beğeni atıyor. Yani bir restorana gideceksiniz, giriyorsunuz, kaç yıldız almış ona bakıyorsunuz. O da bir adam gitti orada, garsonun teki bir asabi davrandı, sıfır. Yani bir yıldız veriyor, çıkıyor mesela. Dolayısıyla çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Peki eğitim veriliyor mu? Mesela siz böyle bir olguyu şirketlerinize getirdiniz mi? Bu konuda herhangi bir çalışma yapılıyor mu? En alttan en üst kademeye kadar herkesin aynı noktada olabilmesini sağlamak için. Buyurun. Çok temel, çok esaslı bir noktaya temas ettiniz. İşte dedi ki tepeden tırnağa herkesin o değerleri önce ne olduğunu anlaması, sonra sahiplenmesi ve içselleştirmesi gerekiyor. Ve bunu her an koruması. Bu neyle olacak? Tabii en başta
Liderler burada rol model olmak zorunda. Tabii şirketin vizyonu, misyonu ve değerleri bunu yansıtması lazım. Panasonic'te örnek olarak Panasonic'in kurucusu Konosuke Matsushita hakikaten felsefesi olan bir lider. Hayatını okumaya değer bir lider. İşte 7 tane prensip belirlemiş, ilke belirlemiş mesela. Ve bakıyorsunuz hepsi çok felsefi şeyler, değerler. İşte adalet ve dürüstlük, minnettarlık. Bakın minnettarlığı bir değer olarak koymuş. Koskoca Panasonic. Şimdi bunun gibi işte tevazu, mesela mütevaziliği bir değer olarak koymuş. Şimdi bunları, bu kavramları sürekli işleyip ve o kuruluşta çalışan herkesin benimsemesini sağlamak gerekiyor. Tabii bu liderlik kadrosunun buna sahiplenmesi çok önemli. Çünkü kuruluşların itibarları üzerinde liderlerin etkileri kritik düzeyde Didem Hanım. Hatta bazı araştırmalara göre kuruluşların itibarının %50'si liderlerin performansına bağlıymış. Çünkü liderler sonuçta organizasyonların öncüleri ve dolayısıyla şirketin paydaşları, kuruluşların paydaşları tarafından yakından takip ediliyorlar. Onların yaptığı her şey mercek altında. Organizasyonlar da liderlerin aynası. Yani daha geniş bir açıdan bakacak olursak tek bir lider değil, bütün liderlik müessesesi organizasyondaki yansıması, organizasyon onların yansıması. Doğru. Dolayısıyla esin veren ve vizyoner liderler aslında her zaman eylemleri, tavırları, söylemleriyle iyi insan olma özelliklerini sergilemek zorunda ve rol model olmak zorunda. Burada çok benim istifade ettiğim bir anekdotu hatırlatmak isterim. Buyurun. Bir eğitim toplantısında, o zaman Ülker grubunda çalışıyordum ve 5. disiplin ekolünün kurucusu Peter Senge'nin bu ekolü devam ettiren bir yönetim gurusu Nicholas Zenyuk adında liderlik tanımını yaparken bize döndü ve dedi ki sizce liderliğin bir el kitabı var mıdır? Ve cevabı tekrar kendisi verdi. Dedi ki bence yoktur. Sonra bir süre durdu. Dedi ki belki de vardır. Belki liderliğin el kitabı belki Kur'an'dır, belki İncil'dir. Çünkü liderlik iyi insan olmaya dair bir şeydir diye tamamladı. Yani işte o iyi olma, iyi insan olma, iyi kurum olma, iyi kurumsal vatandaş olma, iyi marka olma, iyi ülke olma, iyi toplum olma. İşte o iyi olmayı sağlayan değerler her neyse bunların hakikaten öğretilmesi, benimsenmesi ve uygulanması ve korunması gerekiyor. Liderler de işte bu örnek olma özellikleriyle zannediyorum kurumsal itibara çok ciddi katkı sunabilirler. Çok teşekkür ediyorum Nusret Bey. Evet Mert Hocam, şimdi çok güzel değil mi? Yani itibar soyut bir kavram olmaktan çıkıp yavaş yavaş kendini gösteren, belki de etekine dönen bir hal almaya başlıyor. Ve bunun da altına mutlaka eklememiz gereken aslında çıkış noktası olarak. Yani birinin size ilk intiba, biraz önce Nusret Bey'in söylediği gibi ilk intiba, İyi performans değil mi? Yani bugün Borsa İstanbul'a baktığımız zaman bir şirketin hissesi %8 düştüyse eyvah dersiniz. Ama steady zaman içerisinde sürekli istikrarlı bir yükseliş gösteren hisse içinde şöyle bir algı vardır. İtibarlı, başarılı, iyi bir hisse. Çok volatil olan hisseler daha böyle bir acaba... Bir sıkıntı mı var burada? Ve bunların da rakam fiyatları elbette analizlere dayalı, raporlamalara dayalı ve bu şirketler sonuçta reel sektörü temsil eden, dolayısıyla da ülkeyi temsil eden bir bütün, ekonominin parçaları, paydaşları. Nedenli önem, şöyle sorayım soruyu, Türkiye'de küçük ve orta boy şirketlerle büyük ölçekli şirketler arasında nasıl bir finansal raporlama kültürü ve geleneği görüyoruz ve bunun nasıl değişmesi lazım ki daha itibarlı şirketler yaratabilelim finansal tarafta? Buyurun. Yani çok güzel bir soru, sabaha kadar anlatırım ama evet, çok kısa keseceğim. Emin olamadım ama yok. Bir geldi. Ondan önce şu kısmı anlatayım. Yani çok güzel geçiyor. Bir saattir hem Vehbi Bey hem Nusret Bey çok güzel şeyler söylüyorlar.
Onları kısaca bir sistematize edeyim. Sizin bu borsayla ilgili söylediğinize de. Bu arada borsa fiyatları Türkiye'deki, ben farklı bir düşüncem var. O yüzden borsa fiyatları üstünden gitmeyeceğim Türkiye'deki. Tamam. Şimdi itibarı somutlaştırmak lazım, sayısallaştırmak lazım. Siz de söylediniz. Bunu zaten yapan belirli endeksler var. İşte Forbes'un yayınladığı liste var. Amerika'da, Almanya'da Biezerski diye bir şirketin yaptığı uzun zamandır. Daha önce Manager Magazine diye bir dergi vardı. Onun yaptığı derecelendirmeler var. Şimdi bunlar bu derecelendirmeyi nasıl yapıyorlar? İşte belirli yöneticilere, üst düzey yöneticilere sorular soruyorlar anket yoluyla ve bu ankette de belirli başlıklar altında bir sürü değişkeni soruyorlar. Yani sizce bu şirket bu değişkende iyi mi kötü mü diye derecelendirmenizi söylüyorlar ve ona göre işte dünyanın en itibarlı şirketleri, Amerika'nın, Avrupa'nın en itibarlı şirketleri gibi bir derecelendirme çıkıyor. Şimdi bu derecelendirmeyi, itibarla ilgili bir derecelendirme bu. Bu itibarla ilgili derecelendirmeyi yaparken hangi değişkenleri alıyorlar? Buna baktığımız zaman zaten şirketlerin itibarını arttırmak için ne yapması gerektiğini de çok rahat görüyoruz aslında. Şimdi hangi endeks alırsanız alın, isterseniz Amerika'daki, isterseniz Avrupa'ya da uzak doğudaki açıklanan, bu endekslerde ortak olan değişkenler var. Bunlardan bir tanesi finansal performans. Bu finansal performans dediğimiz de yani borsa fiyatı falan değil ya da şirket değeri pek değil. Daha çok şirketin sürekli sürdürülebilir kar elde etmesi ve şirketin mali riskinin az olması. Yani ilk böyle bileşen itibarın aslında sorulan yani ortak şeylerden bir tanesi finansal performans. Diğer bir konu sorumlu davranışlar. Yani bir ülkeye fayda yaratıyor musunuz? Paydaşlarınıza bir katkı sağlıyor musunuz? Sağlamıyor musunuz bu? Diğeri de etik davranışlar. Yani sorumlu davranış, etik davranış. Bunlar bir arada ele alınıyor. Bunun dışında diğer yine ortak olan önemli özelliklerden bir tanesi de güvenilir olmak. Yani şirket, kurum söylediğini gerçekten yapıyor mu? Ya da bir şey söylediği zaman ona yapacağını insanlarda bir algı oluşuyor mu? Yani bunu söyledi, ya bunu yapar algısı oluşturuyor musunuz paydaşlarınızda? Bu üç tane sacaya bütün endekslerde var. Ve aslında bir saattir çok güzel konuşuyoruz. Vehbi Bey ile Nusret Bey'in anlattıkları aslında bu üç tanesine o kadar güzel oturuyor ki. Yani aslında anlattıklarının hepsi bu üç tanesinin altında sınıflanıyor. Yani Vehbi Bey söyledi mesela, ailemden geliyor, herkes onların sözünü dinler dedi. İşte güvenilirlik yani. Ya da çalışkandım, takdir alıyordum dedi. İşte tamamen finansal performans bir kuruma yönelttirdiğin zaman. Yani şahıslar için, bunu şahıslara da taşıyabilirsiniz, kurumlara da taşıyabilirsiniz. Bu üç tane sac ayağı var. Burada da daha sonra bizim akademisyenlerin yaptığı tabii çalışmalar var. Bunlar genellikle uygulamacılar tarafından pek okunmuyor. Çünkü 30 sayfalık bir makale örneği vereyim. 29 sayfası metodoloji ve teoriyi anlatıyor. Sadece bir sayfası bu yapılan çalışmanın uygulamaya etkisi nedir diye anlatıyor ama o bir sayfa çok önemli. Çünkü aslında makalenin özelliğine göre karar vericilere ya da yasa yapıcılara ne yapmaları gerektiğini anlatıyor aslında. Şimdi burada da bu biraz önce söylediğim endekslerle ilgili olarak yapılan akademik çalışmalar var. Yani bu akademik çalışmalar neyi ölçüyor? Mesela Amerika'da yapılan birkaç çalışma var. Bunlar fazla da değil yani. Amerika'daki bu Fortune'un yayınladığı itibar endeksini en fazla etkileyen değişkenler neler? Yani şirketler neye dikkat ederse, neyi değiştirirse bu itibar endeksinde zıplayarak ilerlerler. Burada Amerika'da bu Fortune endeksiyle yapılan, Fortune'un açıkladığı endeksle ilgili yapılan araştırmada birinci sırada ekonomik performans geliyor. Ve bu ekonomik performansı da nasıl ölçüyorlar? Yatırılan sermayenin geri dönüşü, geri dönüş oranı. Bu oran ne kadar yüksekse sizin itibarınızı arttırmanıza büyük bir etkisi oluyor bunun. İkinci bileşeni de yine Amerika'daki bu endekslerde yukarıya çıkmak için. İkincisi de risk algısı. Bu risk algısı da yine aslında ekonomik performansla bağlantılı. Bunu nasıl ölçüyorlar? Bunu ölçme yöntemleri de yatırılan sermayenin geçmiş 10 yıldaki değişimi, yani yatırılan sermayenin geri dönüş oranı geçmiş 10 yılda sürekli sürdürülebilir bir artış mı izledi yoksa zikzaklı dalgalı bir artış mı izliyor? Zikzaklı bir dalgalı gidiş varsa ya da aşağı doğru bir gidiş varsa riski yüksek oluyor ve itibarınızı düşürücü bir etki yapıyor. Yani en çok etkileyen iki şey bu finansal performans ve risk tarafı Amerika'da. Almanya'da da bunu araştırmasını yapmışlar kıta Avrupa'da.
orada biraz daha farklı çıkıyor. Orada ilkinde ekonomik faktörlerde finansal performansı, orada bakın çok ilginç ve güzel Almanya'daki bu endeksle ilgili yapılan, yani Almanya'da itibarı arttırmak için neye dokunursanız daha fazla zıplar şirket. Evet. Bu değişkene bakarken orada da üretilen ürünün kalitesi ve inovatif, yani yenilikçi ürünler üretmek çıkmış. Yani bu tarz bir politikanız varsa itibarınız daha fazla artıyor kıta Avrupa'sında. Aslında bu araştırma sonuçları Anglo-Saksonların bakış açısıyla kıta Avrupa'sının bakış açısını da çok güzel anlatıyor. Bununla ilgili de çok uzun konuşulabilir ama bu şu anda konumuz değil. Yani Amerikalılar hemen param geri dönsün şeyinde, yabancılar daha böyle kaliteli, Avrupalılar daha kaliteli mal üretelim gibi bir şey çıkmış. Aslında Nusret Bey'inle Vehbi Bey'in bütün söyledikleri, işte Arge'ye yatırım yapıyorduk falan gibi şeyler, işte tamamen aslında bu kaliteli ürün üretme, inovatif ürünü piyasaya sürmeyle bağlantılı. Ve emin olun, yani bu şeyde de Vicon'un da satışında, emin olun eğer cirosunda ya da karlılığında geçmiş yıllardan gelen ve gelecek yıllarda beklenen düzenli bir kar ya da ciro artışı olmasaydı bu kadar fiyatlar da yüksek olmazdı ya da itibarına bu kadar yüksek bir değer verilmezdi. O yüzden tabii diğer değişkenler de çok etkili ama bir şirketin ilk aşamada itibarını arttırması için yapması gereken iki şey: finansal performansını arttırmak, bu riskle de bağlantılı finansal riskini azaltmak, ikincisi de kaliteli ve inovatif ürünler üretmek. Bunları yapmadan basamaklarda ya da üst sıralara oynayamıyorsunuz. Yani itibarlı yine olabilirsiniz ama düşük kalıyor. Bu ikisini yaptıktan sonra da aslında Vehbi Bey de söyledi, yukarıya çıktıkça iş daha da zorlaşıyor. Bu ikisi sadece itibarı yükseltmenin en önemli bileşenleri ama yukarıya çıktıkça daha fazla şey de yapmanız lazım. Çünkü çıkar gruplarını daha fazla memnun etmeniz gerekiyor. İşte çalışanlara saygı, çevreye saygı filan gibi artık daha ufak şeylere de gitmeniz gerekiyor. İtibarla ilgili böyle söyleyeceğim bu. Nusret Bey, evet. bir kıpırdanıyor galiba bir şey. Tabii buyurun. Yani küçük bir katkıda bulunmak istiyorum. Şimdi kar etmek kuruluşlarda böyle işin biraz maddi plandaki hedeflerinden birisi olarak doğal olarak algılanıyor. Halbuki itibar daha duygusal bir hani şey bağ gerektiriyor. Şimdi burada ben Konosuke Matsushita'nın bu konuyu çok güzel bağdaştırdığını gördüm onun hayat hikayesini okurken ve felsefesini de takipçilerine anlatırken. Diyor ki kuruluş olarak bizim hedefimiz topluma katkı sunmak. Biz topluma katkı sunmak için varız. Kâr etmekse bizim topluma sunacağımız katkıyı sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğumuz bir şey. Yani çok güzel bağdaştırmış değil mi hocam burada? Kesinlikle. Yani devam edelim gibi. Aslında. Sayın Nusret Bey'in de katkısıyla devam edelim. Elbette daha duygusal ve biraz daha itibar öyle ama rakamlar çıkış noktasında cezbetmese kimseyi o hamle yapılmayacak. Yani ilk etapta ya bizim bir şeye ihtiyacımız var. ABC şirketleri var. Bir rakamlarını görelim. Bir bilançolarına bir bakalım şunların bir. Ya da Amerika'da olsa işte son 3 yılın vergi tax return'lerine bir bakalım derler. İlk bir tabloyu görmek için. Yani Nusret Bey'in, pardon lafınızı kestim. Nusret Bey'in katkısı da çok önemli ve çok doğru. Hani bazen ben de tabii muhasebe hocası olduğum için böyle parayla falan daha çok karlılık falan hoşuma gidiyor yani. Söylediği çok doğru. Şimdi yani kar falan söylüyorum ama çünkü şirket kar edemezse, yükümlülüklerini yerine getiremezse kafası rahat edemez. Banka borcunu ödeyemeyen bir şirkette topluma fayda bekleyemezsiniz ya da çevreye saygılı ol diyemezsiniz. Yani önce onun sürdürülebilir karlılık, sürdürülebilir bir büyümesi olması lazım. Kafasının rahat olması lazım o konuda. O yüzden yani aslında finansal performans. Amaç kâr etmek değil diyor aslında. Kesinlikle yok. Tabii kesinlikle yok. Oraya katılıyorum. Yani kesinlikle. Amaç yine topluma katkı sunmak ama topluma katkı sunmak için hayatta kalmanız lazım. Sürdürülebilir olmanız lazım. Onun için de kâr ediyor olmanız lazım. Yani kârı bir araç olarak görüyor. Amaç yine topluma katkı sunmak. Çok enteresan. Aslında güzel bir felsefe bu. Biz, yani hepimizin hayatında para amaç mıdır, araç mıdır biz çok tartışırız. Hep konuşuruz. Bence sadece araçtır.
Ve benzer bir felsefe artık günümüzde bence işte o sosyal bilinç, sosyal sorumluluk, dünya insanlarının birbirleriyle daha hızlı iletişim halinde olabildiği bu günümüzde insanlar çok üst akıl olarak insanlar daha hızlı vakıf oluyorlar neyin, nerede, ne derece önemsendiğini ve bununla da ilgili notunu çok daha hızlı veriyorlar ve gaddarca verebiliyorlar. O yüzden de zannediyorum bu felsefeleri biraz daha içselleştirebilmiş insanlar için bu günler daha kolay ama araç değil de amaç olarak felsefi anlamda ama Mert Bey, Sayın Hocam yani felsefi anlamda amaç olarak görenlerden bahsediyoruz. Onların işi biraz daha zor. Çünkü dediği gibi Mert Hocam'ın o zaman hani ben para kazanmıyorum ki niye sosyal sorumluluğa katılayım? Benim param yok ki ben niye bağış yapayım? Benim param yok ki niye? Bu değil. Bir bütün olarak artık şirketlerin kendilerini toplumda bilinir değil sadece ama beğenilir noktaya getirmeleri zannediyorum gerekiyor. Mert Hocam bu şeyle ilgili ya finansal raporlamalar evet oradan devam edelim lütfen ve tamam. Siz hani itibar ve karşısında finansal raporlamalar noktasındaki görüşlerinizi de bizim için ne olur bir toparlayın. Tabii şimdi sizin sorduğunuzla bağlantılı olarak hani küçük ve orta büyüklükteki işletmelerle evet. Büyük işletmelerin finansal raporlamasında nasıl bir fark var? Şimdi burada Türkiye'deki en büyük sıkıntı yani bizim meslek mensuplarında da konuşulduğu zaman hep aramızda konuştuğumuz konu bizde muhasebe ya da finansal raporlama sadece vergi ödemek ya da vergi hesaplamak amacıyla yapılıyor. Yoksa muhasebeden çıkan raporlardan, işte oradan çıkan maliyet analizlerinden, finansal analizlerden ya da bilançodan ya bir karar vereyim, şirketin sermaye yapısı şöyle olsun, şirkette şu yatırımı yapayım, karladım şöyle olsun filan diye fazla düşünen yok. Herkes muhasebeci ya da muhasebe finansal raporlama yapan kişi ya kurumlar vergisi beyannamesini versin, işte muhtasarı versin. İşi bitirsin gibi bakıyor. Aslında finansal raporlama bu değil. Yani büyük şirketler zaten böyle yapmıyor. Büyük şirketlerle küçük orta büyüklükteki Türkiye'de açısından konuşuyorum. Fark bu. Büyük şirketler bu finansal raporlamayı bir karar vermeye destek aracı olarak kullanıyorlar. Düzgün bir yönetim muhasebesi, düzgün bir bütçeleme, düzgün bir maliyet muhasebesiyle şirketlerini buna göre yönlendiriyorlar. Ve siz işte bağımsız denetime düzenli olarak sokuyorlar şirketleri. Hatta öyle yapılan çalışmalar var. Yani bu yine söylediğim gibi itibar endekslerinde yüksek not alan şirketlerin bağımsız denetim harcamaları daha fazla. Çünkü olabildiğince kaliteli olmasını istiyorlar ki o finansal tabloyu halka açıkladığı zaman ya da bir bankaya kredi almak için verdiği zaman banka ona itibar etsin, daha düşük faizle versin, daha yüksek kredi limiti tanısın. Şimdi siz finansal raporlamanızı yüksek kaliteli tutmazsanız düzenlediğiniz finansal rapor size sermaye sağlayacak olan kişiye, yabancı sermaye ya da öz kaynak sağlayacak olan kişiye bir güven vermiyorsa o zaman size yatırım yapmak istemiyor ya da yatırım yapacağı zaman tutarı daha düşük tutuyor ya da kredi veren kuruluşsa faizi arttırıyor, kredi limitini azaltıyor. O yüzden finansal raporlama aslında şirketinizin önünü açma konusunda çok önemli kaynak sağlamak için. İkincisi de ya en önemli şeyiniz yani siz bana çok soru soran oluyordu. Yani ya ben kar ettim ama kurumlar vergisini ödeyecek nakit para yok kasada. Finansal raporlamanızı buna göre ayarlamazsanız, gelir tablosu yanında nakit akış tablosunu düzenletmezseniz, bütçeleme yapmazsanız tabii verginizi ödeyecek para kalmaz kasada. Yani bu da daha sonra şirketler işte konkordatoya iflasa gidiyor, gönderiyor. Ondan sonra bizim önümüze geliyorlar konkordatoda işte nasıl çıkarız diye uğraşıyorlar. Ve konkordatoya giren çoğu şirkette de ilk işte görüşmeye, toplantıya gittiğimizde ilk söyledikleri şey hocam itibarımız bitti, artık biz insanlarla nasıl iş yapacağız, bize nasıl artık mal verecekler vadeli filan gibi şeyler sormaya başlıyor ama ilk başlangıç noktası bu finansal raporlamanın zaten düzgün işlemiyor olması. Çünkü karar verdikleri veriler doğru değil ya da yanlış. O yüzden doğru karar verilemiyor, kaynaklar doğru dağıtılamıyor. Sıkıntı buradan başlıyor. Peki bir makinenin bütün parçalarının aynı anda aynı performansı, aynı yüksek performansı görerek
çalışması sonucunda zannediyorum zaten bir bütün olarak o itibarı yakalayabiliyoruz. Değil mi? Yani bir aksama varsa eğer o parçalardan birinde mutlaka bir tökezleniyor. Ama şu soruyu sorarak ve her birinizin de bu artık son toparlama cümlelerinizi de alarak, çünkü biliyorum orada çok geç oldu. Burada öğleden sonra saat 3 çeyrek geçiyor. Ben rahatım da sizlerin uykusu geldi. Herkes artık yeter bitirin de yatalım diyor olabilir evlerinizde, ailelerde. O yüzden ben çok fazla bulaştırmak istemiyorum ortamı. Son cümlelerinizi alayım, son görüşlerinizi alayım. Yavaş yavaş da sonra Orhan Bey'i de aramıza alalım. O da zaten bizlere veda edecek, alasmaladık diyecek yayınımız bitmeden önce, ama birkaç cümleyle birlikte neler söylemek istiyorsunuz evet. Yayının sonunda Vehbi Bey, buyurun. Evet, hemen çok kısa. Merdiven altı sanayiden başlayan bu sektörde ki idealimizi bütün sanayici arkadaşlarımızın değerli emekleriyle gerçekleştirdik ve Türkiye'yi bugün dünyada İtalya'dan sonra Avrupa'da ikinci üretici ülke haline getirdik. Yani özetle Türkiye'ye bir itibar kazandırdık. Öyle düşünüyorum. Türkiye İtalya'dan sonra Avrupa'da ikinci büyük ülke, üretici ülke. Yani birçok firmalar, sektörler artık Türkiye'nin bir tarafına tutup kaldırıyoruz. Türkiye'nin görüntüsünü de arttırıyoruz. Bütün ihracatçılar bunu yapıyor. Onun için ihracatçılara farklı gözle bakmalı Türkiye. Bütün insanlar. Turkalite bu hani futbolcular milli takıma seçilir ya, onurlanırlar. Onlar hatta itibarlı diye düşünüyoruz. Biz de Turkalite programına dahil olduk. Dolayısıyla bu onuru hala taşıyoruz. Birçok firmalar gibi. Az önce finanstan gelirdi, para kazanmaktan bahsedildi. İtibarlı firma anlayışı değişti. Yani eskiden söz namus, şeref için, yani namusum ve şerefe için yaşarım derlerdi eskiler. Ve bu laf artık az kullanılır oldu. Çok az kişi bunu yaşatıyor. Şimdi uyanık olmak, malı götürmek, günü kurtarmak, para kazanmak, itibar olmaya başladı. Bir anlayış. Bu tehlikeli hale geldi. Eskiden saygınlık, itibar başka bir şeydi. Şimdi çok para kazanmak ve bunu göstermek itibar zannediliyor. Dolayısıyla bu algıyı süratle değiştirmemiz lazım. İyi örneklerin çoğalması lazım. Gerçek itibarın hakkını vermek lazım. Ama hala o itibarlı firmalara, o kaliteli firmalara değil, ucuz olan, fiyatı uygun olanların tercih edildiği anlayışı hala terk edemedik. Kaliteye, itibara, güzelliğe, doğruluğa, dürüstlüğe değer verilmesinin süratle arttırılması, geliştirilmesi lazım. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Vehbi Bey. Sağ olun. Çok teşekkürler. Nusret Bey, buyurun efendim. Siz de devam edin. Ben de Vehbi Bey gibi değerli sanayici büyüklerimize gerçekten teşekkür ediyorum. Bu ülkenin kalkınması için çok önemli hizmetler sunuyorlar. Çünkü biz ihracat odaklı büyümek zorunda olan bir ülkeyiz. Malumunuz doğal kaynaklarımız o kadar da bizi yani ilerletecek kadar şey değil, fazla zengin değil. Dolayısıyla mutlaka üretmek ve ihraç etmek zorundayız. Biz de Orta Doğu Holding içerisinde sağlık grubumuz %80, bizim gelirlerimizin %80'i sağlık turizmi yoluyla yabancı müşterilerimizden, hastalarımızdan elde edilen gelirler. Nişantaşı Hastanesi, estetik ve obezite üzerine odaklanmış bir hastane. Aynı şekilde Alanya'da 600 odalı, 1800 yataklı bir otelimiz var. O da keza ağırlıklı olarak yurt dışı müşterilere hizmet eden. Dolayısıyla onlar da ihracat kalemleri olarak ülkemize hizmet ihracatı olarak değer kazandıran kuruluşlar. Tabii marka olmak ve o markaya itibar kazandırmak çok ciddi sorumluluklar ve yükümlülükler de getiriyor. Ben bu konuda Panasonic grubundaki bir, şimdi hatırladığım bir örneği söyleyeyim. Panasonic her Eylül ayını compliance, yani etik ilkelere ve yasalara uyum ayı ilan eder ve bütün dünya çapındaki işte 560 küsur şirketinde en yüksek kademeden bütün en alt kademeye kadar bu
compliance, yasalara ve etik ilkelere uyum süreci işlenir. Ve enteresan, mesela bizim kültürümüzde çok yeri yok ama en üst makamdaki, yani holdingin CEO'su tarafından o geçmiş bir yıl içerisinde ne tür yasalara ve etik ilkelere uyuma aykırı şeyler yapılmış, kimler ne kadar ceza almış, bunların duyurusu yapılıyor. Halbuki bizde kol kırılır, yan içinde kalır deriz. Pek bunu serdetmeyiz ama yapıyorlar. Ve mesajında şunu söylüyor CEO. Diyor ki bu yasalara ve etik ilkelere uyum dışında kazandıracağınız tek bir kuruş dahi bizim için değerli değildir. Katiyen bunu istemiyoruz. Yapıldığı takdirde de çok ciddi cezalarla karşı karşıya kalırsınız. Yani itibar denilen şeyi korumak gerçekten böylesine ciddi, tutarlı ve devamlı yükümlülükleri de üstlenmeyi gerektiren bir süreç diyorum. Teşekkür ediyorum ben de. Ben teşekkür ediyorum Nusret Bey. Sağ olunuz katkınız için. Profesör Doktor Mert Erer Hocam, nasıl tamamlamak, toparlamak istersiniz? Ben de şöyle söyleyeyim. Şimdi hep işletme fakültesi hocası olduğu için ben yine işletmeler açısından bakayım. Yani işletmelerin itibarı nasıl yükseltilir? Burada bir saati aşkın süredir zaten çok güzel örnekleriyle birlikte konuştuk. Ama Türk şirketlerinin dünya çapında itibarını yükseltmek sadece şirketlerin başarılı olmasıyla, şirketlerin çabasıyla olmuyor. Devlet kurumlarının, ülkenin de itibarının yükselmesi, aynı zamanda üniversitelerin de dünyada itibarının yükselmesi. Yani bu sac ayaklarından biri geride kaldığı zaman diğerlerinin onu çekmesi ve yukarıya çıkması, o ağırlığı taşıması zor oluyor. O yüzden yani tüm dünya çapında hem şirketlerin, hem ülkemizin, hem eğitim kurumlarının itibarını bir bütün olarak düşünüp bunları toplu olarak arttıracak politikaların geliştirilmesi gerekiyor. Yoksa böyle belirli iyi çalışan şirketlerin itibarının artması, iyi üniversitelerin tek başına ilerlemesi, bunlar ya da ülkenin bu işletmeler ya da eğitim kurumları olmadan itibarını yükseltmesi falan pek mümkün değil, çok zorlanarak oluyor. O yüzden hepsinin aynı anda ayağa kalkacağı, dünya çapında itibarının daha da yukarılara taşınacağı politikaların geliştirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet hocam, zannediyorum itibar enstitüsünün de zaten amaçlarından bir tanesi, evet, yola çıkış hikayesinin, hı-hı, arkasında yatan şey de ülkemizin her paydaşına itibar konseptini tartışmaya açalım, anlamaya açalım. Bunu içselleştirebilmek için hep birlikte bir bütün olarak nasıl fayda sağlayabiliriz? İşte akademisyeninden sanayicisine, sunucusundan öğrencisine, hepimizin neler yapabileceğini düşündüğümüz ve bir araya geldiğimiz bir platform bu. Bunlar başlangıç. Ben burada Sayın Başkanımız Orhan Samas'ta elimden geldiğince, pek futbol oynayamam ama ya pas vermeye çalışıyorum. Alan yok. Orhan Bey, gelecek misiniz yanımıza? Çok şükür. Ben tabii keyifle sizi dinliyorum. Evet, evet, yok biliyorum, farkındayım ben sizin orada olduğunuzu biliyorum. Biz Vehbi Bey, Nusret Bey, Mert Hocam'la çok güzel bir sohbet yaptık. İnşallah bizi de izleyenler memnun kalmışlardır, sevmişlerdir, beğenmişlerdir konuları. Sizi aramıza alıp bir hep beraber böyle vedalaşalım istedik Orhan Bey. Evet, yani dediğiniz gibi Türkiye'de zaman ilerledi. Onun için ben çok teşekkür ediyorum hem Mert Hocam'a, hem Vehbi Bey'e, hem Nusret Bey, hem de size çok teşekkür ediyorum. İtibar Konferansı'nın biz bugün 8. günündeyiz. Farklı bir formatla ilerliyoruz. Yarın son günümüz ve son günde 55 konuşmacıyla itibar konusunu ele almış olacağız. Tabii bu konferansı biz düzenlerken enstitü politikası olarak tamamen çevreci bir uygulama yapıyoruz. İlk yılda öyle yaptık. Basılı doküman üretmiyoruz. Karbon izimizi ölçmeye çalışıyoruz. Onun için de belki bu konferansı düzenlerken yaptığımız işleri arka planda birisi görse, aslında Türkiye'nin niye geleceğin ülkesi olacağını, neden büyüyeceğini daha iyi algılayacaktır. Çünkü ben Sayın Vehbi Bey'e bir mesajla, Vehbi Bey, böyle bir konferans düzenliyoruz,
sizin de katkı sağlamanızı istiyoruz, yer almanızı istiyoruz diyorum. 3-5 saniye içerisinde. Birkaç saniye içerisinde cevap geliyor. Aynı şekilde Nusret Bey, aynı şekilde siz keza öyle, Mert Hocam da. Bu hız ülkeyi iyi noktaya ulaştıracak diye düşünüyorum ben. İnşallah. Ve bir güven ekosistemi oluşacaktır umarım. Dolayısıyla çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Sağ olun, eksik olmayın. Teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Hepinize çok çok selamlar, sevgiler. Vatana, millete, Türkiye'ye selamlar, sevgiler. Çok özledim, tekrar söyleyeyim. Ama inşallah en yakın zamanda görüşeceğiz. Geldiğimde de yüz yüze tanışmak, görüşmek de çok isterim her birinizle. Çok teşekkür ediyorum bugün bana katıldığınız için. Sevgiler, selamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar.